99'u %100'ü böyle birkaç tane kapak kapalı. Gerisi hepsi açık. Burası da öyle, burası da öyle, her tarafı. Yani bir sürü yerde problem var. Hiçbir yerde... Organizeye bizi getirdiler. Sorunları, organizenin sorunları. İlk başta senede iki ay su akmıyor. Bir, organizenin şu yollarını görüyorsunuz, yolların hani. Hayvanlar fabrikanın neredeyse içine gelecektir. Sorunlarımız bayağı ciddi sorunlarımız var. Elektrik sorunlarımız vardır. 4 yıldır aşmışız. Bu 4 yılda doğru düzgün, yani her gün elektrik bir sefer, iki sefer günde gidip geliyor. Bu sorunlar ne zaman giderilecek ve sorunlar gitmesini için... Neler üretiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Çikolata üretiyorum. Ben Çoko Krem'dir, fındık ezmesi abi. 4 yıldır Allah'a çok şükür bu bölgeye, Doğu Anadolu'ya, ta Antep'e kadar mal veriyoruz biz. Bir sorun yok. İşte sorunlarımız, sonra da organizenin sorunları vardır. O sorunları gidermesini istiyoruz abi. Bizim burada su sorunumuz var, elektrik sorunumuz var, yol sorunumuz var, çevre güvenlik sorunumuz var. Kendi burada fabrikalarımızın güvenlik sorunu var. Asıl konumuz, en büyük problemimiz şu anda birçok fabrika sahibi olan arkadaşlarımız kendi olanaklarıyla belirli bir noktaya getirdiler. Şu anda krediye ihtiyaçları var ve bu krediyi de hangi bankaya gidiyorsak bunca yaptığımız yatırımı hiçbir bedel biçmiyorlar. Biz buraya herhangi bir teminat olarak almıyoruz diyorlar. Yani bunca bizim yaptığımız yatırım, para hep toprak üzerinde gömülü olarak yani kaldı burada, yani işin açıkçası. Ve şu anda birçok arkadaş kredi almasa fabrikasını kapatmak zorunda yani. Ve kapattığı zaman da anahtarı en yetkili kişi bu bakansa, belediye ise, valilikse anahtarını götürüp teslim edecek. Şu andaki durumumuz işler acısı, açık söyleyeyim ve ne söyleyeyim. Eğer biz bankalardan buraya kredi olarak kullanmasak, birçok arkadaş olarak biz buraları kapatıp anahtarlarımızı gerekiyorsa götürüp Ekonomi Bakanlığı'na bırakıp geleceğiz. Yani bizim bir hafta içerisinde, bir ay içerisinde en geç bizim bu mağduriyetlerimiz giderilmesi lazım. Biz tamamıyla devlet desteği almadan yaptığımız yatırımları şu anda kendi olanaklarımız olabildiği kadar buraya kadar gelebildik. Bundan sonrasını kesinlikle kredi verilmediği zaman kapatmak zorundayız. Anahtarlarımızı dediğim gibi götüreceğiz Ekonomi Bakanlığı'na, teslim edeceğiz. Sonuçta biz burada 6. bölgeyiz. En iyi şartlardan yararlanmamız gerekiyor ama maalesef hiç öyle olmuyor. Organizede mevcut 20 fabrika fabrika konumunda, yani çalışır yapılmış olarak mevcut durumda. 10 tanesi şu an kapalı. 10 tanesi de kapatmak üzere organizede. Bu resmi kurumların bütün birimlerine başvuruda bulunmamıza rağmen hiçbir sorunumuza çözüm getirmediler. Yani bu açıda hepsi sıkıntılı. Yani bütün fabrikalar, şu an ben kendi fabrikamda bu şekilde giderse kapatmak zorunda kalacağım. Suyumuz yok, yollarımız yok, elektriğimiz yok. Bankalarda yaptığımız işletmelerin, yatırımların hiçbir değeri yok. Şu an organizede yaklaşık 50 milyonluk yatırım, genel olarak yapılan arkadaşlar içerisinde toplam yatırım yapılmış. Ama bu 50 milyonluk yatırım şu an bir hiç değerinde, yani şey olarak. Ve can güvenliğimiz yok, bir itfaiyemiz yok, idari binamız yok. Yani organizeyi kim yönetiyor, kim işletiyor belli değil. Hiçbir şekilde, yani hiçbir konuda yararlanamıyoruz. Yani ismi organize, organizeden başka her şeye benziyor. Sizin neydi fabrika? Bizim kapı fabrikası. 6 milyonluk bir yatırım yapmışız. Devletin hiçbir yer tahsisinden hariç hiçbir yatırımdan yararlanmamışız. Kendi imkanlarımızla bu seviyeye getirmişiz. Bizim kapı fabrikası. 6 milyonluk bir yatırım yapmışız. Devletin hiçbir yer tahsisinden hariç hiçbir yatırımdan yararlanmamışız. Kendi imkanlarımızla bu seviyeye getirmişiz. Yalnız şu an durma noktasındayız. Şu anda bu 5,5 milyonluk bir yatırım bu. Eğer bir hipotek gösterip kredi almasa bu arkadaş çok zor durumda. Belki ticari hayatı bitecek yani. Böyle bir konumda. Gidelim hemen oraya, çünkü geçmemiz lazım. Onu yapacağız. Bir dakikalık bana bir röportaj yapar. Evet, yönetimi çekelim de. Nereden geçelim?